Herkese merhabalar. İsmim Furkan Sadıç. İTÜ Mimarlık son sınıf öğrencisiyim. Dilim döndüğünce bugün sizlere Turgut Cansever'i anlatmaya çalışacağım. Neden Turgut Cansever diye açıklamam gerekirse, Turgut Bey hayatı boyunca mimarlığın yalnızca inşai boyutuyla değil, hem fikri hem içtimai boyutuyla da ilgilenmiş. Hayatı boyunca da bunun için mücadele vermiş biri. Hayatında yaşadığı sürede çok fazla karşılık bulamamış, çok çalışmış ancak çok fazla etki etme imkanı da bulamamış. Fakat son zamanlarda içine düştüğümüz mimari anlamdaki kirlenmenin de sonucu olarak kendisinin fikirleri son zamanlarda oldukça tartışılmaya başlandı. Yüksek lisans tezleri, kendi yaptığı inşaatlı yapıların pencere detaylarına kadar inecek şekilde yüksek lisans tezleri yapılmaya başlandı. Ben de kendi okumalarım sonucunda edindiğim bilgiyi kısa bir süre çerçevesinde sizlere aktarmaya çalışacağım. Öncelikle Turgut Bey'in hayatına, çok gençliğine değinmek istiyorum. Kendisi Türk Ocakları'nın kurucularından Doktor Hasan Ferit Cansever Bey'in oğlu. İstanbul'da doğduk, İstanbul'da eğitimini tamamlıyor. Galatasaray Lisesi'nden 40 yılında mezun oluyor. O zaman tabii ciddi bir kültür çevresi içerisinde babasının arkadaşları neticesinde konaklarında sürekli gelip giden Nihal Atsızlar, Recai Kutanlar vesaire ciddi bir kültür çevresi içerisinde. Aynı zamanda daha sonrasında babası da kendisini farklı kültür çevreleri içerisinde sokuyor. Elmalılı Hamdi Yazır'la gençlik yıllarında tanışma imkanı buluyor. Daha o senelerden Nietzsche, Elmalılı Hamdi Yazır, İbn Arabi gibi birçok farklı kaynaktan besleniyor ve o şekilde düşüncesini inşa etmeye başlıyor. Daha sonrasında tabii gençlik yıllarında müziğe ve resme karşı ciddi bir ilgisi var. Lisedeki hocası da Halil Dikmen. Önce kendisinden resim dersleri alıyor. Daha sonra ney meşk etmeye başlıyor. İkisinde de ciddi anlamda kendini geliştiriyor ve iyi seviyelere geliyor. 16 yaşındayken ilk resim sergisi açılıyor. İkinci resim sergisi de ondan bir sene kadar sonra açılıyor. Ney anlamında da Halil Bey kendisini ciddi anlamda yetenekli görüyor ve bir radyo programına beraber çıkıyorlar. Birkaç radyo programına. Orada Neyzen Emin'de de kendisini dinleme imkanı buluyor ve Halil Bey'e bu çocuk çok yetenekli, bana getir diye bahsediyor ve Neyzen Emin dedeyi de birkaç sefer dinleme imkanı buluyor. Burada kendi resim sergisinde yer alan resimlerden bazıları var. Şunlar kendi otoportreleri. Tabii daha sonrasında üniversiteye, Güzel Sanatlar Akademisi'ne geçiyor. Ancak hayatı o senelerde hep resim ve müzik. Kendi çok fazla mimarlık düşünmüyor. Ancak babası biraz daha mühendislik bilimleri gibi şeyler okumasını istiyor. Bu anlamda da hem sanat hem sanata en yakın olarak gördüğü mimariyi de seçmiş oluyor. Ancak ilk seneler çok fazla meraklı değil. Hayatında ciddi kırılma noktalarından biri de kendisi de bu şekilde bahsediyor. Sedat Hakkı Eldem'in 2 senedir girdiği yapı bilgisi dersini yaklaşık yarım saatte bir özetlemesi var. Orada işte temel detayından başlayarak en son çatının tepe kiremitine kadar anlatıyor ve Turgut Bey, yani çizerek anlatıyor. Turgut Bey orada büyüleniyor ve mimariyi orada sevmeye başladığını kendisi ifade ediyor. O anlamda Sedat Bey'in de daha sonraki yıllarda asistanlığını yapıyor ve Sedat Bey'in Türkevi kitabındaki çizimlerinde kendisinin çizimlerinde olduğunu biliyorum. Sedat Bey'in bazı yapıları burada var. Kendisinden de etkilendiği söylenebilir. Daha sonra doktora tezini İstanbul Üniversitesi sanat tarihinde yapıyor. Ernst Diaz'in öğrencisi olarak ve Türkiye'de ilk sanat tarihi doktorasını yapan kişi Turgut Cansever. Bunu da Osmanlı ve Selçuklu mimarisindeki sütun başlıkları üzerinden yapıyor. Daha sonrasında doçentliğini alıyor 60 yılında ve çeşitli devlet görevlerinde bulunuyor. Burada bürokrasiye dair farklı görevlerde bulunuyor ve bazı şeyleri değiştirmeye çalışıyor. Bunlardan bir tanesini örnek vermek gerekirse Adnan Menderes Vatan Caddesi açılışında, Vatan Caddesi oluşturulurken Muratpaşa Hamamı'nı
yıkılması öngörülüyor. Ancak buna karşı ciddi direniyor. Kendisini de ikna etmeye başarıyor ama daha sonrasında danışmanları tarafından maalesef fikri değiştirilerek hamam yok ediliyor. Bu tarz farklı anlamlarda çalışmaları oluyor ama çok fazla karşılık bulduğu söylenemez. Mimari düşüncesinin temellerinden biraz bahsedeceğim. Açıkçası kendi eserlerinde oldukça ağır bir dil kullanıyor Turgut Bey. Yani çok fazla böyle anlamak da kolay değil. Ben biraz özetleyerek anlatmaya çalışacağım 3-5 kavram üzerinden. Çünkü çok fazla röportajı ve yazısı var. Türk evine, Osmanlı şehrine, Osmanlı mimarisine, Avrupa mimarisine, Rönesans'a vesaire dair. Ben belli başlı ana başlıklarda inceleyeceğim. Turgut Cansever'in mimari düşüncesini inşa eden ana yapılardan bir tanesi mimarlığın estetik ve teknoloji alanının değil, ahlak ve din alanının bir ürünü olduğu. Bunu da şuna dayandırıyor. Modern mimari fiziki aleme ait, mimari fiziki aleme ait kabul ettiği için teknolojiyi tek başına yaratıcı bir güç olarak addediyor ve bu ciddi bir kültürel kirlenmeye sebebiyet veriyor. Ancak biraz da 20. yüzyıl yeni ontoloji ekolünden de etkilenerek maddenin dört boyutlu olduğunu düşünüyor. Bunun yani tabiatın dört boyutlu olduğunu düşünüyor. Bunun maddi, biyososyal, psikolojik ve ruhi boyutlarının olduğunu düşünüyor. Yalnızca maddi ya da insanın biyososyal kimliği dikkate alınarak yapılacak bir şeyin çok sınırlı kalacağını, insanın aynı zamanda psikolojik ve ruhi boyutunun da dikkate alınması gerektiğinden bahsediyor. Bu inanç sistemi içinde de dini inancı, varlık telakkisinin ve kozmolojik idrakin yer aldığını, bunun inanç sisteminin yapıları şekillendirdiğini bahsediyor. İkinci olarak burada, tabii bu düşüncede Titus Burckhardt'tan ciddi etkilenmelerinin olduğunu söyleyebiliriz ama asıl Beşir Ayvazoğlu da bahseder. Ne zaman ziyaretine gitsem masasının üzerinde Füsusul Hikem'i görürdüm diye bahsediyor. Titus Burckhardt ve daha çok da İbn-i Arabi üzerinden bir varlığın hareketli olduğu düşüncesi var. Yanılmıyorsam İbn-i Arabi'nin var olan her şey cevelan içindedir şeklinde tanımladığı, varlığın sürekli dinamik ve sürekli bir oluş yaratılış halinde olduğu. Turgut Bey de bunu bir ayet üzerinden açıklayarak varlık her an yeni bir şendedir üzerinden. Batı düşüncesinin daha statik ve donuk bir yapıda olduğunu ama İslam düşüncesinin hareketli bir kültürün ürünü olduğunu söylüyor. Bu anlamda da mimarinin Rönesans'ta olduğu gibi tek bir açıdan algılanan bir şekilde değil, hareket eden göz etrafında temaşa edilerek algılanan bir düşünce olduğundan bahsediyor. Bu anlamda mekanın sonsuzluğuna değiniyor. Mekan hiçbir zaman kesintiye uğratılmaz. Cami mimarisinde de böyledir. Tezyinat devam eder, oradan caminin içinden dışına bağlanır. Bahçede devam eder ve sonsuz mekana açılan bir yapıdadır aslında mimari şeklinde bahsediyor. Bu anlamda mimaride ahşabın kullanılmasında bu değişime açık yapıyı çok güzel betimlediğini belirtiyor. Çünkü ahşap mimaride, betonarmede mesela bir yapıyı tekrar kullanabilmeniz mümkün değildir. Yaparsınız ve donmuş bir şekilde durur. Ancak ahşap mimaride bu sürekli değişime açıktır. Bu çeşitli ilaveler yapabilirsiniz ya da bir yapıyı tamamen deforme etseniz bile yarıya yakın malzemesini tekrar kullanabilme imkanınız vardır. Son olarak da dünyayı güzelleştirmek fikri Turgut Cansever'in mimari düşüncesini inşa eden düşüncelerden, temellerden bir tanesi. Bunu da sanatın asıl gayesinin dünyayı güzelleştirmek olması gerektiğini bahsediyor. Çünkü insan eşref-i mahlukat olarak yaratılmıştır ve her insanın güzel bir çevrede yaşamaya hakkı vardır. Bu anlamda mimari yalnızca elitist bir tavrın ürünü değil, tüm insanları içine alabilecek bir yapının ürünüdür diye bahsediyor. Bununla insanın ancak kendi yaşadığı çevreye katılımının sağlanabilmesiyle mümkün olabileceğinden bahsediyor. Bu anlamda insan sadece seyircisi olduğu bir sanatın değil, aynı zamanda o sanatın içinde yaşadığı, o sanatı inşa ettiği bir mimariden söz ediyor.
Bu anlamda en yoksul insanların da özel bilgi ve yeteneklerle geliştirilmiş güzel bir çevrede yaşamaya hakları vardır diye kendisi bahseder. Biraz ağır bir ifade ancak kendisinin düşüncesini aslında çoğunu içeren bir ifade. Biraz ağır olacak okuyacağım sizlere. Bilinci biçimler dünyasına yansıtma çabasıdır yapmak istediğim. Yapmak istediğim şeylerden bir diğeri maddi varlık tabakasının yani bütün inşaat malzemesi, teknoloji vesairenin gereklerini yerine getirerek ancak bütün bu malzemeyi fikir ve inanç dünyamızın transandantal çerçevesi içerisine yerleştirerek sosyal, iktisadi ve biyolojik varlık alanı gerçeklerini saygıyla inceleyip gereklerini tam yerine getirerek güneş, gölge gibi biyolojik varlık alanının ihtiyaçlarını da karşılayarak psikolojik dünyamızın gerektirdiği sükunet ve huzuru sağlayarak yavaş hareket çerçevesi içinde bağımsız tektonikleri üzerlerine ilave alabilecek kitle kolektivitelerini tezyeni bir niteliğe ulaştırmak istiyorum. Kendisi bu şekilde ağır bir dil kullanıyor ama mimari düşüncesini özetleyen bir kendi ifadesi diyebiliriz. Eserlerinden bahsedip sonlandıracağım sunumumu. Kendisi tabii sadece hani bu işin teorik boyutunda değil, aynı zamanda inşa boyutunda da çok ciddi eserler meydana getiriyor. İlk çalışmalarından bir tanesi, tabii doktora tezinden sonra bir Avrupa seyahati var. Kendisi bir sene kadar Avrupa'yı geziyor. 3 ay kadar Paris'te bir mimarlık ofisinde çalıştıktan sonra Avrupa mimarlığını yerinde gözlemleme imkanı buluyor. Bir sene kadar Avrupa'yı geziyor. Ardından döndükten sonra Sadullah Paşalısı restorasyonunda çalışıyor. Burada tabii biraz Avrupa'yı gezip o Avrupa mimarisini orada yerinde görüyor. Doktora tezini yaparken Anadolu'da yanılmıyorsam 14 şehri kadar geziyor ve sütun başlıklarını çiziyor, fotoğraflıyor. Orada Anadolu mimarisine ciddi bir anlamda hakim oluyor. Ve burada da Türk evine biraz inceleme ve yerinde gözlemleme imkanı buluyor diyebiliriz. Ardından ilk önemli yapısı, tabii 1951 yılıydı yanılmıyorsam, Abdurrahman Hancı ile beraber bir ofis kuruyorlar Türkiye'de. Beraber yaptıkları ilk önemli yapısı Büyükada Anadolu Kulübü. Burada Türk evinden bazı formlar kullandığını görebiliyoruz. Gördüğümüz kafesler Türk evinden ilhamla yeniden modern mimariye üretilmiş şekilde farklı böyle formları kullandığını göreceğiz mimarlık üretimlerinde. Burada Le Corbusier'den de ciddi bir etkilenmesinin olduğu söylenir. Bu ilk yaptıkları ilk ciddi yapılar Büyükada Anadolu Kulübü 1957'de. Burada bazı yapı detayları, bahsettiğim kafesler var. Kendisinin maketli bir görüntüsü. Ardından ilk en önemli yapılarından bir tanesi. Kendisine 1980 yılında AHA Mimarlık Ödülünü kazandıracak. AHA Mimarlık Ödülü mimarlık platformları üzerinde Pritzker var. AHA Mimarlık Ödülü var. Yani birkaç çok önemli mimarlık ödülünden biri. Onu kazanmasını sağlıyor bu yapı. Burada da Türk mimarisinde avluyu farklı şekilde yorumlayarak burada inşa ettiğini görüyoruz. Daha kütlesel bir yapı. Daha sonrasında daha farklı bölünmüş yapıları tercih edecek ama burada daha kütlesel bir yapı tercih ediyor. Burada da yine belli kafesler var. Belli Türk mimarisinden tiplerinin kullanıldığını görüyoruz. Modern mimariden işte tepe pencerelerini açtığını görebiliyoruz. Kısaca geçeceğim. Daha sonra en önemli yapılarından biri 1973 yılında Bodrum'da Ertegün Evi restorasyonu ve yeni bölümlerin eklenmesi projesi. Bunda da 1980 yılında AHA Mimarlık Ödülü'nü kazanıyor Turgut Cansever. Evet, burada da restorasyonu farklı bir şekilde yapıyor ve bazı ek bölümler yaparak kendi detaylarını da kullanarak bir restorasyon projesi ortaya koyuyor. Ardından kendisinin en önemli iz bıraktığı proje diyebiliriz zannedersem Demir Evleri Bodrum'da. Bununla da 1992 yılında AHA Mimarlık Ödülü'nü kazanacak ve dünyada
AHA Mimarlık Ödülünü 3 kez kazanan tek mimar statüsüne yerleşecek. Demir evleri tabii çok fazla incelendi, tartışıldı. Burada aslında bir tatil köyüne dönüştü daha sonrasında. Ancak burada kendi inşa ederken aslında bir mahallenin ilk temellerini attığını söyleyebiliriz. O amaçla kurdu. Burada işte birbirini güneşini kesmeyen evler, manzarasını kesmeyen evler, birbirine gerekli mahremiyeti sağlayacak mesafede konumlanması. Aslında aynı alanları işgal eden ama farklı biçimlerde ve farklı şekillerde oluşturulmuş evleri görebiliyoruz. Ve topografya farklı kodlarda çok uyumlu bir şekilde yerleşmesi bu projenin önemli ayaklarından bir tanesi. Burada tabii yerel malzemeyi kullanıyor. Aynı zamanda modern malzemeyi de ihmal etmeden, sadece klasik malzemeyi putlaştırarak değil, onu aynı zamanda modern mimariyle de mecd ederek kullanıyor. Farklı klasik formların modern yorumuyla görebiliriz. Bu da yapıdan farklı iç detaylar, yapıların arasındaki bazı döşemeler. Son olarak Beşir Ayvazoğlu kendisinin ölümünden sonra sarf ettiği sözle bitireceğim. Kaybettiğimiz sadece büyük bir mimar, şiirci ve düşünce adamı değil, doğru bildiği yolda kavgasında tek başına devam edecek cesarete sahip, yaptığı işi ciddiye alan ve başladığı her işi aynı titizlik ve ciddiyetle bitirmek isteyen, bu yüzden kısa yoldan neticeye ulaşarak daha çok kazanmak isteyenlerin hiç çalışmak istemedikleri bir karakter abidesiydi. Onun mimarlığı çok aşar ve üzerinde yıllarca düşünülmüş bir felsefeye dayanırdı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorunuz varsa soru alabilirim. Çok teşekkür ederim öncelikle sunumun için. Tanju Toka, ben İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünden. Mutlaka böyle değinecektin ama herhalde böyle bir gözden kaçtı. Turgut Cansever'in mimari düşüncesi dediğinde ilk akla gelen unsurlardan bir tanesi de Türkevi projesidir. Bir bunun hakkında biraz bilgi verebilir misin lütfen? Yani Türkevi temelli bir şehircilik anlayışı, bir mahalle anlayışı ya da onun dayanmış olduğu felsefi düşünce mirası nedir? Bunu biraz açıklarsan daha iyi olur. Şöyle, aslında yani Türkevi, Osmanlı şehri konularında çok çok fazla demeç veriyor, çok fazla bahsediyor. Burada kısaca bahsetmem gerekirse, Türkevi'ni mimarinin, yani Osmanlı mimarisi temelini oluşturan, aslında Osmanlı mahallesini yaklaşık 1000 kişilik büyük bir ailenin parçası olarak tahayyül ediyor diyebiliriz. Yaptığı toplu konut projelerinde de bu şekilde bahsediyor. Türkevi hem mahremiyeti sağlayan hem farklı formları bir arada kullanan ve nasıl söyleyebilirim? Yani teknokratların çok fazla böyle bir araya sıkıştırarak üst üste insanları yığması değil, her insanın kendi yaşam hakkını kendi oluşturarak kendi inşa ettiği çevre içerisinde yer almasını ve bunun da işte Avrupa şehirlerinde gördüğümüz gibi ızgara sistemin işte bazı yerlerde topografyaya aykırı bir şekilde, zorlama bir şekilde değil, topografya ona uygun bir şekilde oturarak çeşitlendirilebilen bir mimariye izin verdiğini söyleyebiliriz. Bu şekilde bahsedebilirim genel olarak. Öncelikle teşekkür ediyorum. Cabir Kaplan, İTÜ İnşaat Öğrencisiyim. Şimdi Turgut Cansever'in mimarlık düşüncesi öyle görünüyor ki kendisini metafizik bir değere atfediyor. Bu metafizik değer ise hani fizik dünyada bir karşılığı var. Yani karşılığı şu an yok en azından. Ve yani bu dünyanın bu dinamizm içinde bu metafizik değeri bu fizik dünyaya aktarması sizce çok zor değil mi bu dönemde? Hani bunun için kısa bir mimarlık alanda ben çok bilmiyorum da bir açıklama getirebilir misiniz? Durum nedir şu an? Yani şöyle,
Ya Turgut Cansever şu şekilde bahsediyor. Yapılan her şeyin, yani bu bir apartman da olsa, bir gökdelen de olsa, aslında bunun metafizikten bağımsız olmadığını, bunun aslında kendi varlık düşüncesinin bir telakkisi olduğunu, bunun bir yansıması olduğunu bahsediyor. Yani aslında gökdelen de kendi arka planında bir inanç sistemini yansıtıyor ve Turgut Bey'in bahsetmek istediği, bizim kendi değer sistemimiz var ve bunun bir mimarisi var geçmişte. Ve bunun tekrardan, yani yorumlanabileceği ve kendi değerlerimize uygun, bu fiziki aleme yansıyan metafiziğin örtüştüğü bir mimariden bahsediyor. Yoksa tamamen fizikten ve maddi alemden kopuk bir metafizikten bahsetmiyor diyebilir. Rica ederim. Sevgili gençler, merhabalar. Ben de arkadaşınızın sunumunu dinlerken birkaç not almıştım. Tam da çok güzel oldu. Delikanlının bahsettiği hususa dair bir iki şey söylemek istiyorum. Öncelikle teşekkürler. Ağzın emeğine sağlık. Bize Turgut Bey hakkında güzel bilgiler verdin. Şu soru akla gelebilir diye ben not almıştım. Arkadaşınız bahsetti. Mimari ile felsefe arasında, mimari ile inanç arasında ne gibi bir ilişki olabilir ki? Birisi fen bilimleri, birisi sosyal bilimler. Günümüzde öğrencinin en çok sorduğu soru bu. Yani ben mimarlık okuyorum, benim felsefeyle ne alakam var? Benim inancımla yaptığım işin ne alakası var? Bina neticede taş, tuğla diyorsunuz ve böyle düşünüyorsunuz. Ve böyle düşündüğümüz için de bugünkü şehirlerimiz ortada. Şimdi her düşüncenin, her bilimin, her bilim dalının, her binanın arkasında bir felsefe yatar. Eğer o felsefeyi keşfedemezseniz, ortaya sadece maddi olarak bir eser koyarsınız. Ama o koyduğunuz eser, biliniz ki içinde bulunduğu toplumun felsefesine, değer yargılarına pek uyuşmuyorsa, çok kabul de görmez, bir süre sonra sizin yaptıklarınızla yaşadıklarınız farklı bir dünya ortaya çıkar. Onun için benim size tavsiyem, biraz felsefe okuyun ama felsefeyi felsefeciler gibi okumayın. Felsefeyi felsefe tahsili için okumayın. Kendi bilim alanınızın felsefi altyapısını öğrenmek için okuyun. Onu yaptığınız zaman arkadaşınızın sorusuna, eminim bu sorular çoktur, cevap bulursunuz. Aksi takdirde felsefe okursunuz, işinize yaramaz ya da okumazsınız. Kendi uğraş alanınızın felsefi altyapısını bulamazsınız. Bulamadığınız zaman da emin olun ki ürettiğiniz makale, yaptığınız bir bina işe yaramaz. Bizim modern mimaride, gene o sorularla bağlantılı bir şey, ben de not almıştım. Modern mimaride yapamadığımız ya da en büyük eksiklerinden bir tanesi, benim kişisel görüşüm, bir mekandan münezzeh bir mimari anlayışının olması. Lütfen bu mimariyi sadece tek başına bir bina olarak düşünmeyin. Şehrin bütününü düşünün. Mekandan münezzeh. Yani mekanın özelliklerini dikkate almadan bir şehirleşme, bir yapılaşma, bir bina yapıyorsunuz. Ve dolayısıyla da ortaya bir süre sonra gerçekten ucube bir yerleşme, ucube bir şehir, ucube bir bina çıkıyor. Fazla uzatmayacağım. Konferans üzerine bir konferans daha vermeyeceğim ama o soru bence çok önemli. Her alanın, her bilimin, her düşüncenin, her binanın bir felsefesi vardır. Lütfen kendi alanınızla ilgili felsefi derinliği yakalamaya çalışın. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, teşekkürler. Teşekkür ediyorum.